Gazi çiftliğinde dolaşıp hava alırken oldukça yaşlı bir kadına rastladık. Atatürk attan inerek bu ihtiyar kadının yanına sokuldu. Merhaba nine. Kadın atanın yüzüne bakarak hafif bir sesle merhaba dedi. Nereden gelip nereye gidiyorsun? Kadın şöyle bir duraklayıp neden sordun ki dedi. Buraların sahibi misin yoksa bekçisi mi? Paşa gülümsedi. Ne sahibiyim ne de bekçisiyim nine. Bu topraklar Türk milletinin malıdır. Buranın bekçisi de Türk milletinin kendisidir. Şimdi nereden gelip nereye gittiğini söyleyecek misin? Kadın başını salladı. Tabii söyleyeceğim. Ben Sincan'ın köylerindenim Bey. Otun güç bittiği, atın geç yetiştiği Kavruk köylerinden birindenim. Bizim muhtar bana bilet aldı. Trene bindirdi. Ankara'ya geldim. Muhtar niçin Ankara'ya gönderdi seni? Gazi Paşamızı görmem için. Başını pek ağrıttım da benim iki oğlum gavur harbinde şehit düştü. Memleketi gavurdan kurtaran kişiyi bir kez görmeden ölmeyeyim diye hep dua ettim durdum. Rüyalarıma girdi Gazi Paşa. Ben de gün demeyip muhtara anlatınca o da bana bilet alı verip saldı. Ankara'ya geceleyin geldim. Yolu neydi bilmediğimden işte akşamdan beri böyle kendimi oradan oraya vurup duruyorum bey. Senin Gazi Paşa'dan başka bir isteğin var mı? Kadının birden yüzü sertleşti. Tövbe de bey, tövbe de. Daha ne isteyebilirim ki? O bizim vatanımızı kurtardı. Bizi düşmanın elinden kurtardı. Şehitlerimizin mezarlarını onlara çiğnetmedi. Daha ne isteyebilirim ondan? Onun sayesinde şimdi istediğimiz gibi yaşıyoruz. Şunun bunun gavurun köpeği olmaktan onun sayesinde kurtulmadık mı? Buralara bir defa yüzünü görmek, ona sağ ol paşam demek için düştüm. Onu görmeden ölürsem gözlerim açık gidecek. Sen efendi bir adama benziyorsun. Bana bir yardım ediver de Gazi Paşa'yı bulacağım yeri deyiver. Atatürk'ün gözleri dolu dolu olmuştu. Çok duygulandığı her halinden belliydi. Bana dönerek, görüyorsun ya Gökçen, işte bu bizim insanımızdır, benim köylüm, benim vefalı Türk anamdır bu. Attan indim, yaşlı kadının elini tuttum. Anacığım dedim, sen gökte aradığını yerde buldun. Rüyalarını süsleyen, seni buralara kadar koşturan Gazi Paşa yani Atatürk işte karşında duruyor. Köylü kadın bu sözleri duyunca şaşkına döndü. Elindeki değneği yere fırlatıp Atatürk'ün ellerine sarıldı. Görülecek bir manzaraydı bu. İkisi de ağlıyordu. İki Türk insanı, biri kurtarıcı, biri kurtarılan ana oğul gibi sarmaş dolaş ağlıyorlardı. Yaşlı kadın belki on defa öptü atanın ellerini. Ata da onun ellerini öptü. Sonra heybesinden küçük bir paket çıkarttı. Daha doğrusu beze sarılmış bir köy peyniri. Bunu Atatürk'e uzattı. Tek ineğimin sütünden kendi ellerimle yaptım Gazi Paşa. Bunu sana hediye getirdim. Seversen yine yapıp getiririm Paşa hemen orada bezi açıp peyniri yedi. Çok beğendiğini söyledi. Sonra birlikte köşeye kadar gittik. Oradakilere şu emri verdi. Bu anamızı alın, burada iki gün konuk edin. Sonra köyüne götürün. Giderken de kendisine benim bütçemden üç inek verin. Armağanım olsun.''